Bugün alkol bazlı dezenfektanlar konusundayız. %80 derecelik virüslere ve çoğu bakteriye karşı etkili bir kolonya yapacağız. Fakat ondan önce alkol bazlı dezenfektanlar konusunu şöyle bir kimyager gözüyle irdelemek istiyorum. Ve çeşitlerine bakalım. Bizim için 3 alkol önemli. Metil alkol, etil alkol ve izopropil alkol. Şimdi kırmızıyla gösterdiğim metil alkol göründüğü gibi kırmızı. Yani tehlikeli, riskli. Duymuşsunuzdur mutlaka. Kaçak içki yapımında işte kör olanlar, yok zehirlenenler, evet bunlar maalesef metil alkol yani metanolden oluyor. Bunu anlayabilir miyiz? Açıkçası ben bir kimyager olarak bile bakarak anlayamam. Bunların hepsi şeffaf, saf suya benzeyen şeyler. O yüzden etil alkol özellikle bizim için önemli. Şurada yeşille gördüğünüz etil alkol veya diğer bir adı etanol. Özellikle de kolonya yapımında etil alkol olması gerekiyor. Diğer bir dezenfektanlarda kullanılan el dezenfektanı da diyeceğimiz, bakın şurada görüntüsü var şunlar. Bu hastanelerde kullanılanlar veya bu belediyelerin otobüslerinde kullanılan aslında bu izopropil alkol. Evet dezenfektan özelliği güçlü olabilir fakat tahriş edici özelliği de fazla olabilir. Burada bizim için ve evlerimizde de her zaman olan biliyorsunuz kolonya ve bunun içinde de etil alkol var. İçki yapımında da kullanılan alkol çeşidi. Evet aynısı. Dezenfektan etkisi nasıldır? Biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Etil alkol veya diğer alkollerin hepsinde de genel bir özelliktir. İyi bir çözücüdür. Neyi çözer? Yağlı dokuları. Bakın biraz sonra biz de kolonyamızda değişik aromatik yağlar kullanacağız. Anlatacağım biraz sonra. Bu yağları çözebilmemiz için en ideal kimyasal madde etil alkol. Çünkü suda çözünmüyor. Yoksa hepimiz kolonyamızı sudan yapardık değil mi? Saf su alırdık veya içme suyu alırdık. Yağlarımızı dökerdik, çalkalardık. İşte öyle olmuyor. %100 saflıkta bir alkol elimizi de çok fazla bir şekilde tahriş edebilir. Çünkü elimizin de dış yapısı bir şekilde yağlı tabakadan oluşuyor. Yine bütün vücudumuz öyle de el için kullanıyoruz daha çok. Aşırıya kaçmayacağız. Böyle bir takıntı, bir obsesyon derecesinde ellerimizi devamlı el dezenfektanlarıyla, devamlı alkollerle dezenfekte etmeye çalışmayalım. Ve bu yağ dokusu gittikten sonra da buradaki çatlaklardan yine bakteriler, virüsler ellerimize girebilir. Herkesin ellerinde böyle bir çatlamalar oluyor, kurumalar oluyor. Onlarla ilgili de daha sonra kozmetik videolarımızda doğal krem yapımı, doğal nemlendirici yapımı çalışmaları yapacağız. Eğer abone olursanız ve oradaki zil işaretini işaretlerseniz video çıkar çıkmaz hemen karşınıza çıkabilir. Yine aromatik yağlar için de bir öneri yapacağım. Çünkü biraz sonra kullanacağız. Aromatik yağlarımız bazı insanlarda alerjen etkisi yapabilir. Hassas ciltlerde, özellikle çok beyaz ciltlerde. Ne yapabilir bu kişiler? Çok az bir kullanacağımız aromatik yağdan bileğinin içine damlatıyor bir damla. Şöyle bir 15-20 dakika bekliyor. Herhangi bir kızarıklık, bir kaşıntı, bir tuhaf bir durum yoksa evet bu aromatik yağ sizin için iyidir diyebiliriz. Bu arada aromatik yağlardan da kalitelisini edinmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar piyasada çok çeşitleri var. Ucuzları maalesef veya kalitesiz olanların içinde gerçek anlamda yağlar bulunmuyor. Bunu da mutlaka ilgili kişilerden, bilgili kişilerden alın. Şimdi kolonyayı evde yapabiliriz. Kolay. Ne demiştik? %80 alkol olması gerekiyor. Etil alkol bulmamız gerekiyor. Bunu bulduktan sonra gerisi kolay. Diğer bir malzememiz su. Fakat burada distile su dediğimiz saf su, ütü suyu kullanmamız daha iyi. Bunları da yine eczanelerden alabilirsiniz. Çam terebentin biraz kokusu evet, keskindir. Bazıları da sevmiyor. Bazıları çok sever ki ben de severim. Ve biraz baskındır. Yani diğer yağların kokusunu bastırabilir. Eğer çam terebenti veya çam yağı da diyebiliriz. Bu ki diğer yağlara göre biraz daha da ucuzdur. Fiyatı da daha ekonomiktir. Büyük gösterdiğim veya şurada küçük mililitrelik, cc'lik alabileceğiniz okaliptüs yağı. Evet bu da çok hem güzel kokar biliyorsunuz. Mutlaka hepimiz bir kez koklamışızdır. Böyle bir fresh bir kokusu vardır. Bazı kremler vardır. Hani sürdüğümüz zaman böyle burnumuz açılır resmen. Evet onların içinde de vardır. Avustralya kökenlidir. Yine çay ağacı yağı. Evet şurada çay ağacı yağı da yine yurt dışı kökenli. Bu bildiğimiz çay değil. Bu başka bir çay ağacı. Adı öyle. Yine Uzak Doğu kökenli. Bu da çok güzel bir antimikrobiyal. Bunları ne kadar kullanacağız? Çok az. Çünkü aromatik yağlar çok özüttür. O yüzden sadece mesela %80 yani 80 mililitre alkol alacağım saf alkol. 20 veya 19-18 mililitre saf su alacağım. Sadece 1-2 mililitre kadar bu yağlardan ilave edeceğim ve alkolümüz, kolonyamız hazır olmuş olacak. Evet hazırsak hemen başlayalım. Şöyle bir aparat aldık. Cam veya plastik. Burada bakın ben 100 mililitrelik yapacağım. 80'ini etil alkol alıyorum. Önce şu kabıma dolduralım. Taşma olmasın.
Evet, 80 mililitre. Evet, 80. Şimdi 60 olursa ne olur ve 60'ın altı olursa ne olur? Açıkçası 60'ın altında ki alkol miktarı, mesela bakın şu an 60, 65, bu riskli. Bunlara %80'lik oluşturmamız gerekiyor. Evet, 80 alkol aldık, %80'lik yapmak için. Şimdi distile su, saf su alıyorum. Bundan da şimdi yüze tamamlayacağım. Yani yaklaşık 18 mililitre kadar alacağım. Şurada bakın 100 derecelik. Siz de görün. Tam yüzü tamamlamayayım ki biraz da diğer yağlardan atayım. Evet, şimdi bunu biraz karıştırmamız gerekiyor. Şöyle bir güzel karıştıralım. Ve içine ne atıyoruz şimdi? Asıl konuya geldik. Bu da açıkçası şu an dezenfektan özelliği var. Alkol zaten burada dezenfektan özelliği gösteriyor. Fakat ben daha da güçlendirmek, bir de böyle bir sıktığım zaman bir koku, hoş koku olması için de başta okaliptüs, biraz çay ağacı yağı, biraz da çok az da bir çam terebenti atmak istiyorum. Evet, hemen koklayalım. Evet, çok güzel. Yaklaşık şöyle bir 20 damla kadar, 20-25 damla kadar göz kararı. Bunların çok mililitre hesabı o kadar keskin değerlere gerek yok. Ve çay ağacı yağı biraz daha güçlendirmek istiyorum antimikrobiyal özelliğini. Ondan da şöyle 15-20 damla attım. Evet, şimdi ilk etapta %100 çözümleyebilir. Hatta bunları su ilavesinden önce yaparsak daha da güzel olur. Yaklaşık bir günde ara ara çalkalayarak bekletirsek bu karıştırdığımız yağlar çok daha güzel bir şekilde kolonyamızın içine karışmış, bir anlamda içinde eriyip yok olmuş olur. Şu anda hazır sayılır ama dediğim gibi bir gün bekletirsek ve çalkalarsak iyi olur. Şöyle herhangi bir cam şişe, boş şişe alabilirsiniz veya şöyle sprey plastik şişeleri de olabilir, fark etmez. Şöyle bir boş bir şişe alıyoruz. Renk kimyasalları, böyle tuhaf tuhaf kokulu kimyasalları hiçbir şekilde önermiyorum. Tamamen doğal. Evet. Bunu ara ara çalkalayıp yaklaşık bir gün sonra, 24 saat sonra hazır olmuş olacak. Evet, hemen deniyoruz şimdiden. Evet, güzel, çok güzel. İkisi de çok yakıştı. Bu ve bunun gibi birçok dezenfektanı doğal yoldan, pratik ve ekonomik yoldan beraberce yapacağız. Kremler, nemlendiriciler, rujlar yapacağız ve gıda ürünleri yapacağız beraber. O yüzden kanala abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Daha doğal, daha sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.